Arkadaşlar merhaba. Şimdi daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi bugün biraz daha vlog tarzında bir çekim yapmayı düşünüyorum. Vlog tarzında, fakat daha doğrusu SJCAM'in testini yapıyoruz şu anda. Şu an elimdeki kayıt GoPro'mdan değil, SJCAM'dan yapıyorum. Neredeyiz? Şu anda İzmir Mavişehir'deyiz. Mavişehir bloklarının önündeyiz. Şarjım da sanırım çok yok. Şarj ettiğimi zannediyordum ama şarj etmemişim. O yüzden çok vakit kaybetmeden hadi gelin şimdi birlikte Bostanlı'ya doğru gidelim. Bu arada yolda kamera açıkken de ses kaydı açısından da vlog tarzında size konuşmalar yapacağım, bir şeylerden bahsedeceğim. Fakat insanlar garip garip baktığını bildiğim için ara ara susarsam şaşırmayın. İzmir'de bu sene yaz biraz gecikti. Bu zamanlarda normalde bu kadar yağmur olmazdı. Yağmurlar yeni bitti. Son birkaç günde ciddi yağmurlar yağdı. Şu anda da hava rüzgarlı. Ve biz Bostanlı'ya doğru hareket ediyoruz. Şimdi önümde de bisikletler gidiyor, arkamdan da bisikletler geliyor. Bu arada harici mikrofon kullanmıyorum bu sefer. Özellikle SJCAM'in kendi üzerindeki entegre mikrofonunu test etmek için. Şimdi nelerden bahsedelim size. Bugün daha önce tanıtımını, incelemesini yaptım. Tanıtımını demeyeyim de aslında. Tanıtım olduğu zaman sanki firmaların sponsor oluyormuşum gibi oluyor. İncelemesini yaptım. Diyen ki Folding Bike'a biniyorum. Yani kız kardeşimin bisikletini aldım. Bunun sürüş şeyleriyle ilgili, karakteristiğiyle ilgili az çok bir şeyler anlatmıştım diye hatırlıyorum ama yine bir şeylerden bahsedeyim. Ciddi, zevkli. Yani pire gibi bir bisiklet. Ağırlık olarak söylediğim gibi elde taşıması katlanır vaziyette zordu ama sürüş açısından böyle manevraları olsun, şeyi olsun, ciddi keyif veriyor. Pire gibi bir bisiklet çok çabuk da hızlanıyor. Tabi bunda 20 inçlik teker çapının da etkisi var. Evet. Şimdi Mavişehir'e, daha doğrusu Mavişehir'in sonundaydık. Mavişehir'e doğru gidiyoruz. Bakalım bir tane köpecik geliyor. Bize saldıracak mı? Bir değil, birkaç tane varmış burada. Köpekten korkmama rağmen bisikletin üstünde nedense hikmetse korkmuyorum. Saldırdığı anlarda durun, hiçbir şey yapmayın. Olmuyor değil. Gerçi yazık, tek ayağı sakat, saldırsan olacak da. İzmir'de böyle bugün aslında bahardan kalma bir hava var. Yani çok yaz gibi değil. Otlar kurudu, sarardı. Ama bilmiyorum, kamera şu anda bulutlar oluyor mu? Yukarıda böyle Nisan yağmurları hesabı bir hava var. Bu arada bu bisiklet dediğim gibi 6 vitesli. Şu an ben 4. vitesi kullanıyorum. 6. vitese çıktığımda tahminim 30 km hızları zorlanmadan görebileceği kanaatindeyim. Tekrar 4'ü düşürelim. İdeal olan çok fazla basmadan 4. vitesle gitmek diye düşünüyorum. Birinci vitesi hakkında yorum yapmam gerekirse, birinci vites ciddi yumuşacık bir vites ve öyle pamuk şeker tadında, dişli oranlarından dolayı yani yokuş çıkarken sizi zorlamayacak bir vites. O yüzden Bu bisiklet benden 5 üzerinden 4 diyordum ama 5'e doğru bir önerme var. Özellikle bisikleti kullandıktan sonra inanılmaz keyifli geldi. Gerçi 20 inç tekerli bisikletlerde hepsinde bu şekildedir. Teker çapı küçük olduğu için manevra yapması daha kolay oluyor. Tabii bunun gidonu da düz, onun da etkisi var. Hafif açılı bir gidon olsa daha farklı olurdu. Ciddi rüzgar var. Bisikletle rüzgara karşı gitmek. Gerçi bu bisiklette çok daha kolay rüzgara karşı gitmez. Alanın daha küçük, daha ince olduğu için rüzgar direnci daha az. Tabii tekerlerin de buna çok büyük etkisi var yine. Benim normalde kendi kullandığım bisiklet KTM Life Action 28 inç tekerli. Rüzgarda ciddi direnç gösteriyor. İzmir bisiklet yolu. İzmir bisiklet yolu ya ne diyeyim, gerçekten güzel. Yaya işgali var mı? Var. Ciddi yaya işgali var. Ama çok da yapacak bir şey yok. Yani şu bölümde çok fazla olmuyor da birazdan Bostanlı'da göreceksiniz. İnsanlar bisiklet yolundan yürüyor. Ama çok da bir şey demeye gerek yok. Çünkü bir yerde haklılar. Yürüme yolları toprak maalesef. Görüntüleri inanın açıkçası ben de merak ediyorum. Ekrandan baktığımda gayet güzel çekiyordu. Başka test çekimi de yapmadım. Şu an aslında ilk defa test çekimi yapıyorum desem yeridir. Sports International'a doğru geçiyoruz. Burada kestirmeden gitmeyeceğim. Yani bisiklet yolundan devam ediyorum. Sağdan devam ettiğimizde kestirme aldık. Sports'ta insanlar artık o açık yüzme havuzu açılmış. Tabi normal Haziran'ın ortasına geldik. Yüzüyorlar. Buraya yıllardır üye olmama rağmen ne zamandır gelmedim. Sanırım ben de gelmeye başlasam olacak, iyi olur. Şarjım ne durumda? Hiç bakmadım. Merak ediyorum açıkçası. İnşallah bitmemiştir. Video sonuna kadar yeter umarım. Allah Allah, sinek bayağı ağzıma atmış ya. Evet. Solumuza baktıktan sonra yolun güvenli olduğunu karar verip karşıya geçtik. Karşıdan yağmur bulutları geliyor gibi. Evet, meşhur Bostanlı Yasemin Kafe'nin oraya geldik gibi. Burası sahildeki güzel yerlerden, güzel kafelerden biri. Daha önce biraz daha geride Barınak Kafe vardı. Fakat sanırım belediye ile ilgili bir problemleri olduğu için orayı yıktılar. Orası da çok keyifli bir mekanda. Ama burası da keyifli. Yani burada da eşimle beraber gelip sıkça zaman geçiriyoruz. Bilhassa bisiklet bindikten sonra dönüşlerimizde gelip bir şeyler içmek için, dinlenmek, bir şeyler atıştırmak için sıkça ziyaret ettiğimiz mekanlardan biri. Solda BisİM'in bisikletlerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin normalde Yasemin Kafe'den kiralık bisikletleri var. Bilmiyorum kamera açısına girdi mi ama BisİM muhtemelen girmiştir. Hafta içi olduğu için bisikletlerin çoğu burada. Hafta sonu burada bisiklet binmek istediğinizde ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü genelde BisİM'de bisiklet kalmamış oluyor ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. BisİM'le ilgili de yakında ayrıyetten yine tarafsız bir göz olarak bir test yapmayı düşünüyorum. Bunu da neden yapıyorum? Daha önce bahsetmiştim. Canavar Keşif'te Enes'in 2 defa BisİM'de test videosunu gördüm. İzledim. Çok doğru tespitlerde bulunmuştu. Ama sanırım o videolarda biraz taraflı olduğundan falan bahsetmiş. Birkaç yorumlarda falan görmüştüm. O yüzden ikincisini bir Tuğçe Kumbaracı sanırım. Onunla beraber ikinci bir video, tarafsızlığını belirtmek için ikinci bir video yayınlamıştı. Halbuki 2 videoyu izlediğimde de Enes'in yani Canavar Keşif'te'nin ciddi şekilde tarafsız olarak BisİM'i incelediğini gördüm. Ama bilmiyorum. Belki bazı çevreleri rahatsız etmiş. O yüzden taraflı olduğunu ısrarla baskılamış olabilirler diye düşünüyorum. O yüzden 3.'sünü de ben yapmayı düşünüyorum. Sonuçta belediyeyle bir alakam yok. Herhangi bir siyasi partiyle hiçbir şekilde alakam yok. Sadece İzmirli olarak, İzmir vatandaşı olarak isimler hakkında görüşlerimi bildireceğim. Bu arada nereye geldik? Meşhur Bostanlı Pazarı. Bir zamanlar buraya çevre illerden çakma tekstil, burası tekstiliyle daha çok meşhur. İnanılmaz şekilde tekstil ürünleri vardı. Bundan bir 5 sene öncesine kadar, bilmiyorum hala aynı şekilde mi, çevre illerden, işte Manisa'dan veya ilçelerden, Bergama'dan falan özellikle bayanlar otobüs tutup buraya alışverişe gelirlerdi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bisikletle şöyle yaparsam sanırım kamera açısına girmiştir diye düşünüyorum. Evet. Karşıda da Bostanlı iskelesi görünüyor. Biz Bostanlı iskelesine kadar gitmeyeceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Şeye kadar, kanalın oraya kadar, Bostanlı'daki kanalın yani yıkılan Tansır oraya kadar gidip geri döneceğiz arkadaşlar oradan. Videoyu da orada sonlandıracağız. Evet, karşıdan da BisİM'in teknik aracı geliyor. Gelen iki tekerli. Hatta kamerada dikkat edin. İçindeki dayı muhtemelen bıyıklı dayı. Evet, kendisi. Hines Şenç Bey'in canavar keşiflerinin videolarında da görüyorsunuz. Hop! Bu arada yeni acemi bir arkadaşla kafa kafaya çarpışıyorduk, panikledi. Olsun, canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Böyle öğreniliyor bisiklet. Biz de düşe kalka öğrenmiştik gerçi. Biraz geç kalmış ama bisiklet öğrenmenin yaşı yok tabii ki de. Hatta iyi bir şey bile yaptığını düşünüyorum. Bu arada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, dediğim gibi burada videoyu sonlandırıyorum. Sonraki videoda da muhtemelen size bu kameranın menüsünü inceleyeceğim. Bir sonraki videoda görünceye kadar ne diyorum ya konuşamadım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Videonun altında çıkan herhangi bir sorunuz olduğu zaman da bana sormak istediğiniz mail adresinden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.